İstatistikler kürtajın dünya genelinde dördüncü kez önde gelen ölüm nedenleri arasında yer aldığını gösterdi. 2022'de gerçekleşen kürtaj sayısı bulaşıcı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin yaklaşık dört katı. İstatistikler kürtajın dünya genelinde dördüncü kez önde gelen ölüm nedenleri arasında yer aldığını gösterdi. 2022'de gerçekleşen kürtaj sayısı bulaşıcı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin yaklaşık 4 katı. Dünya çapında gerçek zamanlı istatistikler sağlayan Voldo Medir, kürtaj sayısı hakkındaki verileri düzenli takip ediyor. Veriler 2022 yılında dünya genelinde 44 milyondan fazla kürtajın gerçekleştiğini gösterdi. Dünya Sağlık Örgütü ise her yıl yaklaşık 73 milyon kürtajın gerçekleştiğini açıkladı. Worldometer 2022'de dünya çapında 67 milyon kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Kürtajın da dahil edilmesi durumunda 2022'de ölüm sayısı 100 milyonu geçiyor. 2022'de dünya nüfusu 8 milyarı aştı. 2022'de gerçekleşen kürtaj sayısı 2021 yılına kıyasla 44 milyon daha fazla. 2020'de yaklaşık 44 milyon kürtaj gerçekleşirken, 2019'da bu sayı yaklaşık 42 milyondu. Son zamanlarda kürtaj dünya çapında önde gelen ölüm nedenleri arasında yer alıyor. Waldo Madder'ın kürtaj istatistikleri, Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi'nin Dobbs Jackson Kadın Sağlığı Örgütü kararını belirlediğini gösteriyor. Yaşam yanlısı savunuculuk grubu olan Susan B. Anthony Pro-Life Amerika, Dobbs kararının ardından yürürlüğe giren yaşam yanlısı yasaların etkisini analiz etti. Yüksek Mahkeme ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli kararı iptal etti. Susan bir Anthony pro-life Amerika Daps kararının ardından 2 Aralık itibarıyla gerçekleşen kürtaj sayısının 125 bin daha az olduğunu tahmin ediyor.